bu tür monarşiyle, saltanat usulüyle veya teokratik monarşiyle yönetilen bir devlette bir şairin açıkça kalkıp politika yapması ya da yani politik ortam olmadığı için zaten politika yapmak mümkün değil ama açıkça çok ciddi eleştirilerde bulunması dahi mümkün değildir. Bazı örnekler yok değil. Yani işte zararsız bir Duhan hakkında neyler bunca dikkatler? Duhanı ah mazlumanı men eylen, hüner odur diyen şair sigara yasağına itiraz ediyordu. Bizim tütünümüzün dumanıyla ilgilenmeyin, mazlumların ahlarının dumanını bastırın yeter. Veya ne Süleyman'a esiriz, ne Selim'in kuluyuz. Kimse bilmez biz, bir Şah-ı Kerim'in kuluyuz diyerek padişaha kafa tutan şairler de yok değildir. Veya benim derslerimde öğrencilerimiz burada hatırlarlar, çok tekrar ettiğim bir beyit, biraz kabaca olabilir ama artık söyleyeceğiz. Yani öküz gibi bakar iken tarih iktidana, sığır damına döndürdü donanmayı Tosun Paşa diyen şairler de var. Öküz, bakar, dana, sığır, Tosun gibi aynı aileye mensup şeylere güzel bir tenasüple işleyen. Dolayısıyla Osmanlı donanmasına naehil, ehliyetsiz insanların sokulduğunu eleştiren şairler de çıktı. Veya hemen hatırladığımız, buraya çok yakın bir noktaya Pargalı İbrahim Paşa'nın Avrupa'dan getirttiği heykellere itiraz eden ve Farsça olarak dünyaya, cihana iki tane İbrahim geldi. Biri putları kırdı, biri de put dikiyor dedikten sonra boğdurulan bir Figani'yi hatırlamak mümkün. Ama işte bunu söylediğinizde ya La Edri olarak söyleyeceksiniz, yani isminizi gizleyeceksiniz. Veya söyledikten sonra da bazı bedeller ödemeye peşinen hazır olacaksınız. Yani dolayısıyla yani açıkça klasik edebiyatımızda benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla bir hicviyet diye bir tür varsa da şüphesiz var. Ama böyle bir hani siyasi içerik oluşturacak bir edebiyat pek yok. Hatırlayalım ki Taşlıcalı Yahya'nın Şehzade Mustafa Mersiyesi aynı zamanda bir kanuni hicviyesi olarak da okunabiliyor. Bunu okudu Profesör Doktor Atilla Şentürk Hocam ve yayınladı da. Her beyitte Mustafa'ya ağlar görünerek aslında kanuni hicvediyor. Ama öyle bir hicvediyor ki tutup sen ne diyorsun, padişahın iktidarını ya da iradesini mi sorguluyorsun denildiğinde hayır o sizin yorumunuz, ben başka bir şey söylüyorum diyecek tarzda münemma beyitler söylemiştir. Efendim, münemma, değil mi? Doğru mu kullandım kelimeyi? Şimdi dilemma ile münemmayı karıştırmış gibi hissettim kendimi. Yani ikili anlaşılacak şekilde, yani beyit bazında bir tevhili tarzda, mesela çok hatırladığımız o, çok hatırlanan bu Mersiye söz konusu edildiğinde, diyor ya, olan oldu, Mustafa öldü. O kadar ağladıktan sonra, Mustafa öldü, yapacak bir şey yok. Şiarı adalet olan padişahımız sağ olsun der. İyi güzel. Yani padişahına da dua eder. Kendini bir garantiye alır. Ama dikkatli bir okuma. Şiarı adalet olmayan padişahımız kahrolsun. Gibi bir manayı da pekala akıla ediyor. İşte yani klasik edebiyatımızda durum böyleyken yeni Türk edebiyatında biliyoruz ki Şinasi'den evvel artık bir yavaş yavaş iktidarın sorgulandığı, iktidara eleştirilerin daha rahat getirilebildiği, hoş bunun üzerine bazı bedellerin de ödendiği bir edebi evre açılıyor. Yani Ziya Paşa'nın efendim Namık Kemal'in rüyalarından sonra Şinasi'nin bir daha İstanbul'u rüyalarında görürler gibi bu edebiyatın bu kadar politikleşmesine itiraz içeren cümleleri de var. Ama artık bir defa bu kapı açılmış, bu yoldan girilmiştir. Konu şiir olmadığı için buralarda fazla dolanmadan bahsi romana getirelim. Esasen roman dediğimiz tür çatışmadan, çatışmalardan beslendiği için ancak çatışması olanın bir romanı olabileceği için hem bireysel manada hem toplumsal manada siyaset roman için vazgeçilmez bir konudur. İstemediğimiz kadar çatışma barındırır. Bireyler bazında, kitleler bazında, partiler bazında. Bizim edebiyatımızda particilik ki fırka kelimesiyle karşılanmıştır. Fırkacılık
1908 meşrutiyetinden sonra görülür. Dolayısıyla bilmiyorum hocam, eğer yanlış ya da eksik bir şey varsa tavsiye edersiniz. Benim görebildiğim kadarıyla 1908'den evvel edebiyatımızda, romanımızda bir politik şey yok. Yani açıkça bir politik muhteva yok. Ha, bir takım araba sevdasında ya da benzeri romanlarda bazı şeyler yakalıyorsak da, araba sevdasındaki Bihruz biraz da Osmanlı Devleti olarak okunmaya çok mümkünse de israf noktasında, ben bir politik şahsiyetler veya oluşumlar görmüyorum, görme imkanı da yok. Çünkü bizde ikinci meşrutiyetten sonra meclis tekrar açıldı ve ondan sonra İttihat ve Terakki fırkalaşmaya doğru gitti. O kadar bu böyledir ki Şemsettin Sami'nin lügatinde, fırka kelimesinde hiçbir siyasi karşılık yoktur. Dini olarak mezhepleşmeyi, dini olarak ayrı yollar tutmayı orada Şemsettin Sami veriyor. Henüz çünkü fırka kelimesi o politik manayı kazanmamış. Henüz politika oluşmamış çünkü. İşte 1908'den sonra, 1909'dan sonra özellikle, ki benim doktora çalışmamda 1909-1980 arası Türk romanında siyaset idi. Yavaş yavaş Halide Edip'in Yeni Turan'ıyla, Müfide Ferit Hanım'ın Aydemir'iyle, Ömer Seyfettin'le, mesela işte Ashab-ı Keyfimiz, Ermeni Genci'nin Hatıraları isimli romanlarında artık yavaş yavaş İttihat Terakki eleştirisinin ve özellikle İttihat Terakki'den biraz sonra kurulan ve ona alternatif bir fırka olarak kurulan Hürriyet İtiraf Fırkası, İttihat Terakki Fırkası'nın çatışmalarının bahsinin edildiği romanlarla gerçek manada bir politik romanımız sanırım başlıyor. Halide Edip'in Yeni Turan'ı, Müfide Ferid'in Aydemir'i, çünkü oradaki karakterler İttihat Terakki'den, iktidar muhalefet ilişkilerinden vesaireden bahsederler. Bir Ermeni Genci'nin Hatıraları, ki o Ermeni Genci bir Hürriyet İtilafçıydı. Ömer Seyfettin'in biraz İttihat Terakki'ye yakınlığı hesaba katılırsa Hürriyet İtilaf Fırkası'nın tenkidi daha rahat anlaşılır. Ondan sonra artık özellikle vaktim az olduğu için sadece bir tabloyu çizmek, bir kadroyu vermek zorundayım. Özellikle 1927 yılında yazılmışsa da Yakup Kadri'nin Hüküm Gecesi çok net ve tartışmasız bir politik roman olarak okunabilir, okunmalıdır. Zaten bunun için yazmıştır. İttihat Terakki devrinde bir muhalif gazetecinin bir günü bölümüyle açılır. Ahmet Kerim isimli bir karaktere, bir gazetede yazar olarak çalışan, muhabir olarak çalışan Ahmet Kerim isimli bir karakteri ve arkadaşı Ahmet Samim, ki bu kişiyi pekala hepimiz biliyoruz. Malum Fazıl Ahmet'le Tekeci taraflarında bir Boğaçacı'nın dükkanı önünde çok büyük ihtimalle, yani büyük ihtimal değil kesinlikle, İttihat Terakki tarafından öldürülen bir muhalif gazeteci Ahmet Samim'le arkadaştır. Ahmet Kerim'in gözünden biz İttihat Terakki döneminde, yani özellikle 1910-1911-12 yıllarında, yani Türkiye'nin sopalı seçimlerle tanıştığı, iktidar ve muhalefet ilişkilerinin artık en seviyesiz gruplara getirildiği zamanların anlatıldığı bir Hüküm Gecesi romanı var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında biraz da belki rejimin meşruiyetini, bilemiyorum, sağlamlaştırmak, Mustafa Kemal'in varlığını, Mustafa Kemal'in önemini biraz daha vurgulamak adına ilk yıllarda, yani 1923-30 arası romanlı, politik muhtevalı romanlarımızda bu İttihat Terakki dönemine çok fazla temas var. Mesela Mehmet Rauf'un Halas isimli romanı, malum kurtuluş demek ve Halas romanında Mehmet Rauf özellikle Mustafa Kemal'i vurgulamak için İttihat Terakki Hürriyet İtilaf dönemine döner ve zaten oraları anlatır. Oraları anlattıktan sonra Mütarekeyi ve Mustafa Kemal'i romanın merkezine yerleştirir. Yani biz hangi günlerden hangi günlere geldik? Ne tür insanlardan ne tür insanlara Türkiye kavuşmuştur vurgusunu yapmak için Halas romanında da romanın ağırlığı meşrutiyet yıllarıdır. Aynı şekilde Burhan Cahit Morkaya'nın Dünkülerin romanı, adı üzerinde, Dünkülerin romanı. Bugün Dünküler farklı, Dünkülerin romanı. Neyse biraz ilerleyelim şimdi. Reşat Nuri'nin Yeşil Gecesi, pekala bir kısım yerlerinde Hürriyet İtilaf ve İttihat Terakki, yani bu meşrutiyet dönemi
politika ve politikacılarına yönelir. Söz Reşat Nuri'den açılmışken onun Kavak Yelleri isimli romanının Türkiye'de Serbest Cumhuriyet Fırkası'yla ilgili ilk roman olduğunu da vurgulayalım. Bu bence önemli bir nokta. Zira Serbest Cumhuriyet Fırkası hadisesi 1930 Temmuz'uyla Ekim'i arasında sanırım veya Ağustos'uyla Ekim'i arasında vuku bulan bir hadisedir. Malum Paris elçimiz Ali Fethi Bey'in Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal talimatıyla, tavsiyesiyle veya direktifiyle neyse kurduğu bir partidir. Serbest Cumhuriyet Fırkası. 99 günlük muhalefet diyoruz buna siyasi tarihte. Kavak Yerleri 1950'de tefrika edilmiş bir kitaptır. Türk romancısı Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan hadisenin oluşumundan ancak 20 yıl sonra bahsetmiş veya bahsedebilmiştir. Daha sonra tabii Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın romanını iki önemli yazar, yani iyi Serbest Cumhuriyet Fırkası romanlarını iki önemli yazarımız kaleme aldı. Birbirini sürekli takip eden veya Tarık Buğra takip ediyor daha çok. Kemal Tahir ve Tarık Buğra. Kemal Tahir yol ayrımında, Tarık Buğra da Yağmur Beklerken de bu Serbest Fırka meselesini sorguladılar. Vaktim ne kadar bilmiyorum. Biraz ben kaptırdım gidiyorum galiba. Bir 5 dakikada toparlayayım. Çünkü sınırı aşmayalım. Arada Serbest Cumhuriyet Fırkası'na gelene kadar bir Kurt Kanunumuz var. Kemal Tahir'in gene. Kurt Kanunu romanı esasen İzmir suikastı meselesini anlatan, Kara Kemal'in kaçışını anlatan, biraz politik içerikli, biraz da polisiye kurgulu bir kitaptır. Ama bu arada yani Kara Kemal'in İttihat Terakki döneminin önemli bir şahsiyeti olan Kara Kemal'in kaçışı esnasında bu suikast meselesinin o günlerde açık bulunan, yani 1,5 yıllık ömrü vardı zaten, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'yla ilişkilendirildiği, dolayısıyla bu suikast etrafında veya çıkan isyan etrafında politikacıların da, eski asker olan politikacıların, özellikle Kasım Karabekir'in de adının karıştırıldığı, dolayısıyla parti konusunun romanın kurgusuna bir şekilde eklemlendiği görülmektedir. Zaten Kurt Kanunu ismi de, ki kitabın arka kapağında içinde vardır, kurtlukta düşeni yemek kanundur önermesiyle ilişkilendirilir. Kurtlar malum yiyecek bir şey bulamadıklarında bir çember yaparlar, öylece beklerler ve düşen arkadaşlarını yerlermiş. Öyleyse kurtlukta düşeni yemek kanundur. Yem olmamak için düşmeyeceksin şeyini verir, vurgusunu yapar. Burada düşen itaatçılardır bu romanda. Türk romancısı ilerleyen yıllarda Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı böyle söz konusu ettiği gibi Demokrat Parti'yi de çok ciddi şekilde portföyüne almıştır. O kadar çok Demokrat Partili roman vardır ki, işte Reşat Enis Aygin'in, işte Orhan Kemal'in Kaçak, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Murtaza'sı, efendim Attil Elihan'ın Aynanın İçindekiler serisini oluşturan o Kurtlar Sofrası dışındadır bu serinin ama Kurtlar Sofrası, Yaraya Tuz Basmak, efendim Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, O Karanlık Sadiz gibi yüzlerce sayfa tutan romanları Demokrat Parti zamanında geçer ama ikide bir yaptığı flashbacklerle, geriye dönüşlerle Attil Elihan, Kuvayi Milliye ruhuyla Demokrat Parti zamanındaki Türkiye'yi karşılaştırmak ister. Efendim, Vedat Türkkale'nin Bir Gün Tek Başınası, işte İlhan Engin'in Komprodoru, bugün derste arkadaşlarımızla konuştuk, işte Yusuf Ziya'nın Gemileri Yakmak romanı. Yani Türk romancısı Demokrat Parti zamanında ama daha çok 60'lardan sonra, 60-80 arası o çok edebiyatımızın politikleştiği dönemde Demokrat Parti'yi olabildiğine, alabildiğine eleştirmişler. İşte Adalet Ağaoğlu'nun değil mi, Ölmeye Yatmak'taki Aysel'in geriye dönüşlerle hatırladığı, hatırlamak zorunda olduğu, o Cumhuriyet Halk Fırkası ve Demokrat Parti çatışmaları ve Demokrat Parti zamanındaki Türkiye siyaseti, Fikrimin İncegül'ü gibi romanlarda, şu an artık saymanın
gereksiz ve anlamsız ve imkansız olduğu bu romanlarda Türk romancısının İtilaf Terakki Hürriyeti İtilaf, Serbest Fırka Cumhuriyet Halk Fırkası ve Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi dönemlerini, hatta 27 Mayıs sonrası dönemleri ve hatta 80 darbesi ve sonrasında gelen, mesela 12 Mart'la ilgili çok fazla roman vardır. Malum Kur'an verdiğimiz konuda yazıları var. Yani Türk romancısı Türk siyasetini imkanlar ölçüsünde takip etmiş, sorgulamış, yargılamış, irdelemiş bir romancı profili sunar. Açıkçası siyaset, dediğim gibi, sanat için çok sevimli bir konu olmamakla beraber yaşadığımız hayatta siyaset vazgeçilmez bir unsur olduğu için ve romancı da kendisini toplumuna karşı, hayata karşı sorumlu hissettiği için siyasetin çok ciddi bir konu olarak tartışıldığını görüyoruz diyorum ve saygılarımı sunuyorum. Efendim, sonra sorularınız olduğunda tekrar Mehmet Samsakçı hocamıza yeniden söz verebiliriz ya da pekiştirme cümleleri için. Edebiyat her türlü cereyanı içinde barındıran önemli bir sanat kolu. Bu bakımdan da siyaset ve roman ilişkisi hakikaten Türkiye'nin yakın tarihi düşünüldüğünde de çok içi dolu ve üzerine söylenilecek çok şey barındıran da bir başlık oluyor neticede. Efendim, şimdi sıradaki konuşmacımız Doktor Ahmet Koçak. Kendisi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi. Bizlere Türk romanında Avrupa başlıklı bir konuşma yapacak. Kendisinin bu alanda son derece hacimli bir eseri var. 1972 ve 1900, yani romanın erken dönemi Türkiye şartları diyebileceğimiz bir eser, bunu inceleyen bir eser. Kendisine sözü bırakıyoruz efendim konuşması için. Buyurun. Kıymetli hazırın, sabahın bu saatinde buraya gelmiş olmanızdan dolayı öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. İsmet Düzeli Atıfen bir toplantıya katılıyor. İçerisi dolu olunca galiba ben yanlış yere geldim. Bu kadar kalabalık olmaması lazım diyor. Hakikaten Yazarlar Birliği, başta Sayın Başkan Mahmut Büyüklü Bey olmak üzere ekibi, burası her hafta bir program, bir şey yapıyor. İstanbul'dan Türkiye'ye, Avrupa'ya, Balkanlara bir ışık geliyor. Öncelikle bu programı düzenleyenlere de teşekkür ediyorum. Buraya geçmeden Mehmet Samsakçı Bey dostumuz romanın Türkiye içi, daha doğrusu romanın siyaset boyutuna değindi. Benim bahsedeceğim konu birazcık da romanın doğuşu ve romanın geldiği yerle ilgili. Roman hayatları mı yapıyor yoksa hayatlar romanı mı yapıyor? Roman gerçek hayatın ne kadar içinde, dışında, bu tartışmalar hep ola gelmiştir. Ama şurası bir çiçek ki romanlarla hayat ya da hayatla roman beraber yürüyor. Paralel demeyeyim, beraber yürüyor. Türk romancısı ya da bizdeki romanın ortaya çıkışı sunucu arkadaşımızın da bahsettiği gibi 1870'ler. Konumuz Avrupa olduğu için Avrupa'da aşağı yukarı 19. yüzyılda, hatta 1950'lere, 80'lere kadar Avrupa'da ne çıkmışsa aşağı yukarı 100 yıl, 150 yıl, hatta bazen 200 yıla kadar geriden takip etmişiz. Yani bunun en basit örneği gazete Avrupa'da 1632'lerde çıkıyor. Bizde 1831'dir resmi olan. Romanlar da öyle. Yani Don Quixote'dan başlarsak bizim romanımızın ortaya çıkışı 1870'ler, 72. Hikaye mi roman mı tartışması Hüsamer Ednavi 1870-71'lerdir içindeki bazı bölümleri. Şimdi bundan önce Avrupa, bir sınırlandırma yaparsak Avrupa nedir? Niye Avrupa'yı biz romanda başka türlerde örnek alıyoruz? Hemen Avrupa'ya gitmeden Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur şeyidir. Beyoğlu ve çevresini tanımlarken Avrupa uzakta değil, hemen yanı başımızda diye. Ya bizde de 19. yüzyılda Beyoğlu ve çevresi Avrupa olarak algılanır. Çünkü Avrupa'nın küçük örneği olarak. Coğrafi olarak Avrupa bugünkü anlamda Balkan sınırını geçtikten sonra Slovenya,
küçük bir ülkedir. Bir yıl kadar da orada ben misafir hocalık yapmıştım. Coğrafya olarak, terim olarak Slovenya'dan yukarı doğru. Rusya'nın bir kısmı, Moskova hattına doğru yukarı, Petersburg Avrupa coğrafyasında sayılıyor. Bunun batısında kalan yer Avrupa sayılmış. Bizim Avrupa ile ilişkilerimiz romanın haricinde çok eskilere, yani Türklerin Orta Asya'dan Avrupa'ya, batıya doğru gelişinden başlarsak 14-15. Yüzyılda itibaren, yani daha İstanbul fethedilmeden Avrupa'yla, Balkan coğrafyasına geçmişiz ve Avrupa'yla bağımız olmuş. Dolayısıyla romana döndüğümüz zaman 19. yüzyılda romanla ortaya çıkan Avrupa algısı daha çok yüzeysel ve dıştan görülen bir Avrupa'dır. Yani Avrupa'nın neyi önemlidir? Avrupa'nın caddeleri önemlidir, sokakları önemlidir, şehirciliği önemlidir. Yani giden insanımız hep böyle bakmış. Hatta biz de insan olarak da buradan bir başka şehre gidince de mukayesecilik çok yaygındır. Ahmet Mithat Efendi Eyfel Kulesi'ni görünce uzaktan çok büyük görüyor. Yaklaştıkça ya acaba bu bizim yeni caminin minaresinden uzak mı, uzun mu, yakın mı, küçük mü tartışması oluyor. Şimdi bizim son 200 yıldır, yani Avrupa'yı övünmeci ya da Avrupa çok ileride, biz gerideyiz fiziki anlamın dışında, övünmeci anlamda söylemiyorum. Ama eğer bu coğrafyada son 200 yılda ya da son dönemde bir gelişimimiz varsa bu maalesef Avrupa sayesinde oldu. Yani daha 1700'lü yılların sonundan itibaren işte açılan okullar, Bahru Hümayunlar, Berru Hümayunlar, buralara getirtilen hocalar, 19. yüzyılda açılan okullarımız hep Avrupa örnek alınarak açılan okullarımız. Şimdi romancılarımız da Avrupa'ya iki güzergah üzerinden gitmişler. Bunlardan bir tanesi Akdeniz üzerinden, Trieste'den, ki ben de sırf roman bu çalışmadan sonra yerini göreyim diye Trieste'ye gittim. Arkadaşlarımız ya da bu alan bilen arkadaşlarımız bilir. 19. yüzyıl romanlarımızda seyahatler genelde, hatta Mavi ve Siyah romanının sonunda bile Ahmetciğim'in Lilliot firmasına, Lilliot ya da o firmaya ait bir gemiyle gider. Bu şirket çok eskilerde kurulmuş. Trieste'de şirketin binası var. Üzerinde de 1872 yazıyor. 4 katlı mermerden bir bina. Yani romanlarda olan şey aslında karşılığı olan şey. İkinci güzergah, yani oradan Trieste'den İsviçre'den Almanya, Fransa ya da İngiltere, İtalya'ya geçerek. İkinci yol ise Marsilya üzerinden Avrupa'dır. Marsilya, Lyon, Fransa. Hatta Ahmet Mithat Efendi'nin Türkiye Şarkiyatçılar Kongresi'ne güzergahı oranın da, romanlarımızda da bu vardır. Hatta Cemil Meriç, yani romancı değil ama yani Avrupa'ya göz tedavisi için gittiğinde yine gemiyle gidiyor Akdeniz üzerinden. Yani Avrupa ile ilişkilerimiz, yani bugünkü gibi uçağa benim 3 saat 4 saat sonra orada olma yok. Güzergah belli, ya Akdeniz üzerinden gidiyoruz ya da dönerken Tuna Nehri üzerinden. Bugün hala çalışıyor ya, turistik anlamda bu da Peşte'de, Viyana'da görmüştüm. Merak eden arkadaşlarımız olursa ya da gidince orada seferler var. Romancılarımızda genellikle Avrupa'dan dönerken kullanılan yol da Tuna üzerindedir. Şimdi bu Türk romanında Avrupa'ya giden kahramanlarımızın çok büyük bir kısmı eğitim için gidenlerdir. Yani bunlar çok büyük bir gidenlerin içerisinde de mühendislik eğitimi için gidenler azınlıktadır. Halbuki Türkiye'nin tarihinde son dönemde Avrupa'ya daha çok mühendislik alanına gidilir. Tıp alanında zaten Türkiye belli bir yere girdi. 19. yüzyılda giden kahramanlar tamamı tıp eğitimi için gider. Bunun en bilinen örneklerinden Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında var. Turfanla mı Turfan mı romanı orijinal bir romandır. Yani tezli bir romanın olması dışında biliyorsunuz Tuna üzerinden tıp eğitimini yaptıktan sonra Tuna üzerinden İstanbul'a geliyor. Ama sonra Türkiye'nin kalkınmasında, bir model oluşturmada, eğitim alanında bir model sunan ve esas Osmanlı döneminde bürokrasi eleştirisini bugün ortadan kalkmış saydığımız tavassutla, amcası Şeyh Salih Efendi'nin tavassutuyla, tırnak içinde torpiliyle devlet dairesine girmiş. Bugün yok Allah'a şükür. Devlet dairesine girmiş
Orada 18 yıllık bilmem ne memur efendi içeride yer olmadığı için kapının dışarısına çıkartılmış, Mansur Bey dairenin içine girmiş bir modeldir. Şimdi bu romanın 19. yüzyıldaki şeyi, yani yerli içeride bir bürokrasi eleştirisi var ama bu, önemli olan roman kahramanın Avrupa'da gördüğü düzeni buraya taşımaya çalışması. Bizim Avrupa'yla üstün olan tarafımız 19. yüzyılda romanlara yansıyan günler daha çok ahlaki konular, adab-ı muaşeret noktası ve beşeri ilişkilerdir. Mesela Avrupa'da insanlar hastaneye istedikleri zaman gitmezler. Ya da gitmişse, müsait değilse kapıya bir işte defter vardır, oraya yazılır, bir çiçek bırakır. Halbuki burada herkes konu komşu, birisi hasta olmuşsa, romanlar üzerinden söylüyorum, herkes onu bir insani görev olarak, o iyi bir şeydir, hastasını ziyarete gider. Bunu eleştirir de, yani orada hasta, ya aman son bir defa göreyim, yani hasta bundan etkilenir mi, etkilenmez mi düşünmeyiz. Romanlarda bu vardır. Evlilik meselesi, 19. yüzyıl romanlarında çok tartışılan, Avrupa'da evlilik kurumunun sağlam olmadığıyla ilgili yönler. Yani ben bu sohbet çerçevesinde ana başlıklar üzerinden söyleyeyim istiyorum. Evlilik kurumu yine bizde hala sağlam olan, insanlar arasında sınıf farkının olmadığı, yani romanlarımızda kısmen burada tartışılıyor. Sergüzeşte olduğu gibi falan, onu kastetmiyorum. Yani evlilik, aile kurumu, çocukların eğitimi, kızların eğitimi falan yine Avrupa örnek alınarak ya da bizde de bunlar gelişsin anlamında söylenen şeyler. Bir başka şey, teknik alanda en başta söylediğim gibi Avrupa daha Tanzimat'tan itibaren belki Türkiye'nin tamamında elektrik yok. İstanbul'da yeni yeni elektrik var. Halbuki Avrupa'da böyle Ahmet Mithat Efendi biraz hayranlıkta, biraz şaşkınlıkta, yani akşam olunca toprak üzerinden bir ışık parlıyor falan. Yani bugün son derece basit olan bir kablo döşeniyor. Ama Ahmet Mithat Efendi bunu hayran hayran bakıyor. Veya Avrupa'da yeni böyle lavabolar, caddelere, sokaklara açılmış. Çıkınca işte orada kolonya tutuluyor şu bu. Veya birisi bir kartvizit veriyor. Kartvizit yok. Yani bunu tanımlıyor. Diyor ki size birisi, bir hanım, genç kız size bir kartvizit verirse şaşırmayın. O bir dükkanın, bilmem bir mağazanın reklamıdır. Bizde henüz olan şeyler yok. Hatırlayın, Mavi ve Siyah romanında bile alışveriş yapmak için Beyoğlu çevresine gidiyor. Yani mobilya kavramımız yok. Işık olmadığına göre. Yani buna bir ihtiyaç da yok. Çünkü evlerimiz henüz 3-4 katlı değil. Avrupa'da ise şehircilik gelişmiş. Özellikle Paris. Yani 19. yüzyılda romancılarımız için Avrupa deyince akla gelen yer Paris'tir. Öğrenciler için böyledir. Ticaret adamı için böyledir. Bunun bir iki istisnası var. İtalya'ya giden kahramanlarımız var. Özellikle müzik ve sanat eğitimi için. Demek ki romancılarımızın tercihlerinde de bir doğruluk var. Bu noktada Mehmet Bey'in biraz önceki heykelle ilgili bir şey yaptığıma geldi. Ahmet Mithat Efendi'nin Şirzat romanı. Şirzat romanının kahramanı İtalya'da bir yere geziyor. Romanın diğer bir kahramanı, eski Osmanlı bakiyesinden kalan bir genç kız. Moldova bölgesinden Neofari. İşte orada heykelleri görüyor. Zaten sanat deyince orada birazcık daha İtalya, Fransa, Roma akla geliyor. Şimdi kız diyor ki, ya sizde heykel şu bu var mı? Yani bu şeyler. Şimdi Ahmet Şirzat, ya bizde heykel yok dese dini bir gerekçeyle çekiniyor. Epey düşündükten sonra ya diyor biz tarih yazmaktan heykel yapmaya vakit bulamadık falan deyip kendisini rahatlatıyor. Yani tarihte bu çok kullanılan ifade o romanda geçer şey olarak. Ahmet Mithat Efendi de hep böyle öğretici, arada ansiklopedik. Bir de o romanda böyle gemi şekilleri falan da vardır, 7-8 tane. Rüzgar vurursa gemi hangi tarafa eğilecek, hangi taraftan şey olacak, 7-8 kişinin barınacağı bir kontradır. Şimdi bizim Avrupa'dan gelen bir tür olarak romanımızın, bugün Nobel Edebiyat Ödülü almış bir romanımız varsa, bu romanın başlangıcında emeği geçen, yani biz iyi romancı olarak saymıyoruz ama onlar olmasaydı romanımız ne olurdu bağımından söylüyorum. Ahmet Mithat'ı, Şemseddin Sami'nin, yani bugün bir roman tarihi olarak okuduğumuz, iyi roman olarak değil. Taşuk'u, Talat'ı, Sergüzeşti, Turhan'la mı, Turhan mı? Bunlardan sonra romanımızı bir üst seviyeye, ayrı bir yola sokan, tabii
daha lise yıllarından, yabancı okulda okuduğu için Avrupa'yı yakından tanıyan Halis Yavuşaklıgil romanımız başka bir mecraya, daha doğrusu Avrupa yüzeyinde kurgusu, şekli, şahıs kadrosuyla iyi bir konumdan başlıyor. Bu tefriki romanlar arasında bu ayrımı da yapmak gerekiyor. Avrupa ile ilgili, şimdi Avrupa'dan gidip dönen kahramanlarımız tıpkı öğrenci arkadaşlarımızla çoğunlukta olduğu gibi nasıl Şinasi Avrupa'ya malumeyi okumak için gidip de şahit olarak dönmüşse, romancılarımızın gönderdiği kahramanların bir kısmı, yerli Ara Franga tipler bile Avrupa'da da bu hem hayatına, Avrupa'nın Paris'in ikinci bir arka sokak dediğimiz yerlere gidip kaybolan, eğitim için gitse dahi bu eğitimini tamamlamadan dönen Hüseyin Rahmi'nin bazı romanlarında, Ahmet Mithat'ın bazı romanlarında, yani Paris'te bir Türk romanında bir kahraman başarıyla dönerken bir başka kahramanı başarısız şekilde döner. Tabii orada mesaj da var. Yani Avrupa'ya gidip orada donanım olarak dönme mesajı olarak verir. Bu Avrupa'nın dışarıdan bakınca insanı cezbeden sosyal hayatı, kültürel hayatı, Türk milletinin bugün de o çekiciliği 19. yüzyıl romanlarımızda var. Yani eğlence mekanları bizde henüz yok. Hatırlarsanız bizde ilk açılan bahçe, yani park dediğimiz şey, millet park, yani Gülhan'ın haricinde romanlarımıza yansıyan yönüyle söylüyorum. Kısıklı'daki bugün millet park şeyi, Araba Sevdası romanının girişi hatırlarsanız onunla başlar. Yani bizde biraz önceki o heykelde olduğu gibi duvar olarak her taraf park. Yani bir park düşüncesi olmamış ama şimdi romancılarımız Avrupa'ya gidip Fransa'yı görünce müzeleri, içerisinde sunni göllerin olduğu parkları görünce böyle içine giriyorsun, kayboluyorsun. Şimdi öyle çok büyük de bir parkımız kalmadı. Yani Osmanlı Bakiyesi, Emirgan Korusu, karşı tarafta koşu yolundaki birkaç yer haricinde öyle büyük bir parkımız yok. İnşallah yeni yeni olacak. Avrupa'da bunlar insan eliyle, yani belediyecilik üzerinden düzeltilmiş. Eserlerde bunlar da var. Yani o romana, romanlara bunların yansımasının kökeni bizden dolayı değil, batıdan dolayı gelen şeyler. Bu anlamda eğer bir Türkiye'de bir modernleşme, modern hayat, hayatın modernleşmesi, yani kendinden kopuş anlamında söylemiyorum, yeni bir hayat tarzı olarak işte eşyanın kullanılması, eğitim noktasında yeni bir nazariye geliştirme kökeninde Avrupa var. Bu yönüyle romancılarımız geniş manada, yani 19. yüzyılda temel mesele olarak işleyen işte eğitimdir, kızların eğitimidir, cariyelik meselesidir, kölelik meselesidir gibi meselelerin dışındaki büyük meselelerin tamamı Avrupa'ya örnek alınarak inşa edilmiş ve sonra zaten Cumhuriyet'e geçildikten sonra da burada yapılan romanlar üzerinden hayata yansıyan hayat, gerçek hayat olarak ya da resmileşmiştir. Bu yönüyle Avrupa bizi, yani tırnak içinde dizayn etmede ya da yeni bir toplum oluşturmada bir model olmuştur. Yani bu halen böyledir. Ancak bunu bir örnekle şey yapayım, yani mesafeyi kapatma açısından söylüyorum. Bir arkadaşımız 85'lerde falan Avrupa'ya, Almanya'ya gitmiş. O zaman demiştik ya, Berlin'e inince İstanbul'dan Yeşilköy Havalimanı'nda, Türk filmlerinde hatırlarız, böyle küçük bir havalimanı. Ama ya şehir herhalde böyle bir şey, İstanbul'dan gidiyor Avrupa'yı görünce. O zaman üniversiteyi bitirmiştim, yeni bitirmiştim. Yani aradaki fark uçurumdu. Birkaç yıl önce Berlin'e tekrar gidince, ya acaba ben o zaman genç olduğum için mi fark edemedim, yoksa biz mi mesafeyi kapattık noktasında bir şey söyledi. Ben de çok noktada, yani 19. yüzyılı okuyunca, yakın dönemde birkaç kez Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde bulunmuş birisi olarak belli noktalarda Avrupa'yı yakaladığımızı söyleyebilirim. Yani bunu hiç eğip bükmeden ya da herhangi bir aşağılık duygusuna kapılmadan, hatta yani Amerikan New York Havalimanı bilenler varsa, yani bizim beğenmediğimiz Atatürk Havalimanı düzeyinde, ki bunun 2-3 katı daha çok uçak inip kalkıyor. Belli noktalarda Avrupa'yı yakalamışız ama
belli noktaları yakalayamadığımız çok sayıda noktamız var. Bunu da inşallah gelecek 50 yıllarda, 100 yıllarda yakalarız deyip sözlerimi noktalamış olayım. Teşekkür ediyorum. Ahmet Koçak hocamıza biz teşekkür ediyoruz. Son derece önemli sosyolojik veriler içeren bir konu aslında. Bunun bugüne dair de nasıl yansımaları olduğunu, aynı bir inceleme konusu olduğunu da belirtmek gerek. Efendim şimdi sırada son konuşmacımız. Profesör Doktor Handan İnci var. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı da öğretim görevlisi kendisi. Efendim konu başlığı roman ve mekan. Bu başlık kendisinde ayrıca bir eseri, bir inceleme eseri oluyor. Türk romanında ev alt başlığıyla çıkmış bir eser. Roman ve mekan aslında çok geniş bir konu tahmin edersiniz. Belki buradaki başlıkların hepsinden daha kuşatıcı. Ama hocamız artık hangi ucundan yakalayıp bize o konuda bilgilendirmek isterse kendisinden zevkle dinleyeceğiz efendim. Sözü kendine bırakıyorum. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim Bekir Hanım. Hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle bir festivali 10. yılına getirmek kolay bir şey değil. Bunun için Türkiye Yazarlar Birliği'ne Mahmut Bıyıklı Beyefendi'nin şansını da tebrik ediyorum. Umarım daha nice 10 yıllar görür bu etkinlikler. Şimdi ben ciddi bir sunum yapacağım diye hazırlıklı geldim. Böyle güzel bir metin oluşturdum. Burada duruyor. Bir de geldim ki orada sohbet ediyoruz. Peki dedim o zaman. Sohbet edeceğiz. Şimdi roman ve mekan üzerine bir çalışmam var. Evet bir kitap. 2003 yılında yayınlandı. Biraz da aceleye getirdiğim bir kitaptı. Uzun yıllardır elime alıp bakmıyordum. Durmadan hocam bunu yeniden yayınlasanız dediklerinde tabii diyordum. Ama biliyorum ki ciddi bir yenileme yapmak için gerekiyor. Şimdi eksik bıraktığım metinler var çünkü. Yavaş yavaş onları bazı yazarlardan duymaya başlamıştım. Beni niye almadınız? Benim o kitabımda da vardı bu konu falan diye. Demek ki bir eksik var dedim orada. Bakmıyordum bir süredir. Bu konuşma teklifi gelince hadi şu kitabı bir gözden geçireyim dedim. Bir okuyayım tekrar. Evet bir an evvel el atıp yeniden yazmam gerekiyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Bana 10 küsur yıl sonra okuttuğunuz kitabımı. Bunun merkezine bir çalışma hazırladım. Bu arada kendi notlarımı da aldım. Nereler geliştireceğim kitabı diye. Şimdi temel duruyor. Temelde mekan konumuz, ev konumuz. Aslında politika da son derece önemli. Zaten roman dediğimiz şey Avrupa ilişkileriyle başlıyor bizde. O da çok çok önemli bir şey. Ama sanat ve edebiyat dediğimizde mekan algısı hepsinin dediğiniz gibi yıllarında üzerinde bir genişlikte. Ben bunu daraltayım hemen size. Ev diye sınırlayayım. Bizim romanımızda ev nasıl kullanılmıştır? Bu merkezden yola çıkmıştım çalışmamda. Daha doğrusu okumalarım sırasında fark ettiğim bir şey vardı. Bunu bir meseleye dönüştürerek yazmaya çalışmıştım. Şüphesiz her sanatsal yaratımda bir mekan söz konusudur. Resimde de mekan söz konusudur. Şiirde de mekan söz konusudur. Önce bir varlık alemine insanı konumlandırırız. Aslında beden olarak daha da ileri gittiğimizde biz de bir mekanız. Bir mekanın içinde yaşıyoruz. Tabii buralara kadar gitmeden yine dönerek ve somutlaştırarak ev üzerinden hareket edeceğim. Ev herhalde yeryüzünde varoluşumuzun en anlamlı birimi. Hepimiz evimizle kimlik kazanıyoruz. Evimizde yaşıyoruz. Evimiz bizim kimlik kartımız haline geliyor. Herhangi bir evi gördüğümde, bir fotoğrafını gördüğümde, içinde yaşayan kişiyi hiç tanımasam bile %50'nin üzerine bir tahminde bulunarak, eğer kendisi seçip eşyalarını içine koymuşsa bir tahminde bulunabilirim. Mesela içinde hiç kütüphanesi olmayan bir ev size ne düşünür? Duvarlarında hiçbir şekilde hattı, minyatürü, tablosu olmayan bir ev ne düşündürebilir? Ya da seçtiği eşyanın niteliği, rengi, onların bir araya getirme biçimi ne düşündürebilir? Elbette bunlar bir kültür düzeyi, bir ekonomik düzey, bir bilinç düzeyi, bir zevk düzeyini hemen size verir. Şimdi yazarlar bundan çok güzel yararlanıyorlar. Avrupa'da da böyledir. Mesela Balzac'ın romanlarındaki ev içi tasvirlerinden derhal bir sonuca gidersiniz. Orada resim terbiyesi de çok geliştiği için resim bilgisi bunu yapıyorlar. Şimdi bizim romanlarımıza gelince evi nasıl kullandılar? Kronolojik olarak baktığımızda ilk romanlarımızdan 1870'lerden diyelim 1970'lere kadar 100 yıllık bir dönem içinde sıçramalı olarak gittiğimizde evin simge değeri taşıdığını fark ediyoruz.
birinci dönem romanları, yani Ahmet Mithat da var, Servet Fünun'a kadar, Halit Ziya'lara kadar olan dönemde ev tamamen alafranga yaşama biçiminin, yani ne kadar Avrupalıyız düşüncesinin bir modeli. Evet, o kart vizitler nasıl kabının girişinde sunulacak? İşte Ahmet Mithat'ın o kadar ayrıntılı şeyleri var ki. Ya da bu evini böyle döşeyen nasıl bir zihniyete sahiptir? Bu doğru bir batılılaşma mıdır? Tartışmalarının hep ev üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. İkinci bölümde Servet Fünun'a geldiğimizde evin işlev olarak aslında daha kendine ait bir mahiyet kazandığını görüyoruz. Yani ev bir simgeleri taşımıyor. Ev orada toplumdan kaçmak isteyen mutsuz bireyin sığınağı oluyor. Hemen hatırlayalım Fikret'in aşiyanını. Evet, burada da aşiyan bir simgeye dönüşüyor. Mutsuz birey hayal kırıklıklarını evine kapanarak gidermeye çalışıyor. Bunları biraz sonra birkaç romanda daha açacağım. Şimdi hemen bu metaforlar üzerinden ilerlemek istiyorum. İkinci Meşrutiyet döneminde bizim temel ev modelimiz, yani yazarların romanlarında uğraştığı ev modeli konak. Daha doğrusu konağın yıkılışı. Çünkü konağın yıkılışıyla paralel olarak imparatorluğun yıkılış sürecindeyiz biz. Onunla bir koşullu kuruyorlar ve yanı ışığında yükselen apartmanlar, gelmekte olan yeni, bünyeye yabancı olan mimari, bunun yarattığı çatışmalar. Meşrutiyet dönemi romanlarında da bunlar işleniyor. Cumhuriyet'in ilk dönemine geldiğimizde artık Tanzimat'ta başlayan modernleşme projesi Cumhuriyet'te resmi bir kimlik kazanıyor ve son duruşuyla artık kendini kabul ettiriyor. Burada ev modern hayatın bir simgesine dönüşüyor. Burada yine Ahmet Mithat'a dönüyoruz. Yani Cumhuriyet'in ilk yazarları da aslında bir tür Ahmet Mithat'tır. O evi nasıl döşeyeceğimizi, o evde nasıl yaşayacağımızı, hanımların mutfak eşyaları nasıl dizmesi gerektiğini, fırınların ocakları nasıl, nerede durması gerektiğini, içinde nasıl yaşanacağı dair bir tür bir reçete, bir model sunuyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Romanlarla yapıyorlar ve o dönemde çıkan kadınlara yönelik dergilerle, resimli dergilerle yapıyorlar. Evet, modern ev, yerleşik diyelim, tutu diyelim. Sonra burada büyüyen çocuklar, bu çocuklar, bu evlerde onlara sunulan aile modeli, yaşama biçimi, işte Aysel örneğinde gördüğümüz gibi Adalet Ağlı'nda yetişiyorlar ve bir yaşlarında, yani ileri bir yaşlarında artık bu modelin onları taklit bir hayata yönlendirdiğini fark ediyorlar. Aslında Aysel bir projenin çocuğu ne olduğunu görüyor. Ya da Selim Işık ya da Turgut Özben, Oğuz Atay'ın romanlarında aslında böyle yaşamak istemediklerini, yani iki odalı bir evin içinde birbirini taklit eden örnek mobilyalarla yaşamak istemediklerini, bu hayatın onların hayatı olmadığını, bir projenin modeli olduğunu fark ediyorlar ve bu evlerden kaçmaya başlıyorlar. Zaten geniş aileden çekirdek aileye dönülmüş, çekirdek ailede giderek parçalanmış ve birey tek başına kalmış. Tabii ki büyük şehir romanlarından söz ediyorum. Bir defa biz o gençleri pansiyonlarda, otellerde görüyoruz. Yalnız görüyoruz. Şimdi böyle baktığımızda 1870-1970 arasında romanlarımızda ev önce bir batılılaşma modeli, sonra bir kaçış, bir sığınak, hemen ardından konağın yıkılması ve apartmanların ortaya çıkması, derken Cumhuriyet modernleşmesinin modern ev kavramı etrafında kurgulanması ve sonra modernizmle birlikte bu evden kaçış şeklinde tezahür ettiğini görüyoruz. Bu çalışmada ben romanları bu örnekler üzerinden incelemiştim ve buraya, bu noktaya kadar getirmiştim. Ama buna bir ek yapmak gerekir zannediyorum. Mesela gecekondulaşma, o da bir ev modeli olarak girmeli. Hatta günümüze kadar getirirsek acaba bu rezidanslarda nasıl bir sosyoloji, nasıl bir kültür gelişmektedir? Bunun insan psikolojisinin yansımaları nasıl olacaktır? Bunu da ayrıca konuşmak gerekecektir. Mesela Barış Bıçakçı'nın Sinek Isırıklarının filminde bir toplu konutta İçten içe çürümekte olan bir yazarı anlatır ki bunu da toplu konutların insan ruhuna etkisi üzerine konu edinmek gerekir. Başa dönelim. Ev bizim için nedir? Ev bizim için varoluşumuzdur. Gaston Maşlar'ın çok güzel bir çalışması vardır. Edebiyatla ilgilenen arkadaşlarımız bilirler. Mekanın poetikası diye. Mekanın içinde kendimizi nasıl kurgularız, nasıl hissederiz? Mekan bizim için nedir? Mekan bir ruhtur. Ev bir ruhtur diyor. Ev bizim ruhumuzdur. Yani içinde yaşadığımız ev ruhumuzu bilir. Anıların biriktirdiği bir petektir aynı zamanda diyorum. Petek demesi çok önemli. Bir bal gibi zamanla oluşan bir özden söz ediyor. Bu nedenle evlerini sık değiştirenler kimlik bunalımı yaşarlar daha çok.
bir evin içinde oturmak, yerleşmek ve onun içinde bir bal üretir gibi yavaş yavaş o petekleri doldurmak, o anıları biriktirmek ve sonra o anılarla birlikte hayatı sürdürmek, dolgunluk hissi verebilir, ruhu tamamlayabilir. Bu savrulan ruhların daha çok işte yerleşik hayattan uzak olduklarını görürüz. Apartmanda yaşayanların mesela bu anlamda çok aşağılandığı romanlar vardır. Apartman köksüzlüğü simgeler, geçiciliği simgeler. Hele kiralık bir apartmansa bu. İlk romanımızdan birer örnek vererek gideceğim bunların hepsine. Yani size 5 döneminden söz ettim. 5 roman için bir örnek vereceğim sadece. Alafranga evin aklınıza ilk gelen herhalde burada genç arkadaşlarımız da var. Hepinizin söyleyeceği ev herhalde Felatun'un evidir. Felatun'un babası Meraki Efendi'nin Üsküdar'da şahane bir çiftliği varmış. Aklı evvel adam modern olmak için, alafranga görünmek için bu çiftliği satar. Beyoğlu'nda kâgir, mutlaka kâgir çünkü Avrupa'yı olmak için kâgir eve geçmek gerekir. Kâgir bir ev yaptırır. O evin içine de öyle Arap bacılar falan değil, gayrimüslimlerden hizmetkarlar koyar. Çünkü o modeli üretmeye çalışıyordur. O evde Felatun büyür. Peki böyle bir sebep-sonuç ilişkisi kurulunca biz Felatun'un sonraki süreçine haklı mı buluruz, haksız mı? Bir sebep-sonuç ilişkisi içindeyken Ahmet Mithat'ın Felatun'u fazlaca yüklendiğini düşünmeliyiz. Çünkü siz bir sebep yaratıyorsunuz, sonucu da Felatun oluyor. Onun yanında Rakım vardır. Rakım tophanede, çürük çürük bir evde, zar zor kendini yaşatmaya çalışan bir ailenin çocuğu. Fakat çok çalışır, o evi imar eder, tamir eder, kalkındırır. Hatta yazarın hayatına bakarsak sonuçta o ev yıllığa dönüşecektir. Şimdi burada evi imar etmek, evin üzerinde çalışmak, evi belki kalkındırmak ve yoktan var etmek Ahmet Mithat'ın çalışma fikriyle doğrudan doğruya örtüşen bir şey. Felatun'un yaptığı ise tüketim, harcamak. İşte burada Avrupa ile ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği üzerine yine Ahmet Bey'in konuşmasıyla bağlayacağımız bir sonuç ortaya çıkıyor. Aslında Avrupa'da Ahmet Mithat'ın gördüğü şey üretim ve çalışmak. Asıl temel mesele bu. Evet, bu ilk romanlarımızda ev ne kadar alafrangalaştığımızın bir göstergesi ve yine Tanpınar'ın güzel bir tespitidir. Bizde ilk burjuva evi Rakım kurmuştur. Nedir burjuva ev? Ürettiğinizin artı değerini sizin sanata yatırmanızdır. Mesela o eve işte kütüphane kurması, o eve tablolar asması, o eve piyanoyu da sokması gibi bir batılaşma başlıyor. Ama burada bırakıyor mu? Hayır. Aynı zamanda gelenek devam ediyor. Orada Fedai Kalfa'nın yatağı yine denk olarak kıvrılıp yine dolaba konuyor ve onun alıştığından kopmaması için birlikte götürülüyor bu gelenek. Sonraki döneme geldiğimizde evet, Halit Ziya'lar başka bir kuşak ve onlar batılı okullarda okuyorlar. Aileleri daha farklı bir çevrenin, yaşama pratiğinin insanları. Dolayısıyla batılılaşma onlar için bir mesele değil. Yani servet kullanıcılar için alafrangalık bir mesele değil. Onlar bunun içinde doğal olarak yerleşmişler zaten. Tek mesele dünyayla kurdukları ilişki. Nasıl yaşayacakları sorunu, hayalleri, hayal kırıklıkları ve bol bol da hayal kırıklıkları yaşadıkları için durmadan da kaçan bir nesil. Nereye kaçarlar? İşte Yeni Zelanda'ya gidemeyeceklerine göre, Manisa'ya da gidemeyeceklerine göre evlerine kaçarlar. Odalarına sığınırlar. Mavi ve siyah da mesela. Aynı zamanda hayal ve hakikatin, hayal ve gerçeğin bir simgesine de dönüşür ev burada. Yine mavi ve siyahtan hatırlayalım. Süleymaniye'deki o mütevazı ev, Ahmet Cemil'in evinin karşısında Hüseyin Nazmi'nin Erenköy'de tam bir köşkü vardır. Biri hayaldir ulaşılmak istenen, biri hakikattir. Ahmet Mithat olsa mesela o evi imar ettirir ve bir köşke dönüştürür. Ama Halit Ziya o evi de kaybettiriyor ve yok ediyor neredeyse bütün hayallerini. Sonra bir sonraki dönemde meşrutiyete geldiğimizde asıl zengin kullanım buradadır, meşrutiyettedir. Çünkü burada bir çöküş yaşıyoruz. Politika teması da burada çok daha yoğun bir şekilde işleniyor. Avrupa teması da ve mekan teması da. Çünkü konak, aklınıza gelen ilk roman tahmin ediyorum kiralık konak oldu. Orada tamamen birebir bir metafordur. Konağın çökülüşüyle birlikte bir apartman kültürü yükselmektedir. Şimdi bizde apartmanlar nasıl? Şu anda biz bu apartmanlara hayranlıkla bakıyoruz. İlk apartmanlara değil mi? Sokaklarda yürüdüğümüzde ay ne kadar güzel bu yapı diye hayranlıkla bakıyoruz ama o dönem için büyük bir çirkinleşme bu.
evlerin yıkılıp apartmana dönüşmesi, batılaşmanın heveskarlarının yaptığı bir şey, elini bozup apartman yapmak. Ve burada daha çok da sosyolojik olarak apartman hayatı yadırgatıyor halkı. Neden? Çünkü mahremiyet kavramı var. Ailelerin birbirine işte tahta perdelerle, bir küçük bir şey de olsa bahçelerle ayrıldığı ev yapısından siz üst üste yaşanan, giriş çıkışta birbirinize, yabancı birine denk gelebildiğiniz, mahremiyetin hiçbir şekilde olmadığı apartmanları, apartman modeliyle karşılaşıyorsunuz. Gerçi hemen mütevazı normal halk kesimi bu apartmanlara geçmiyor zaten. Bunlar bir statü simgesi. Daha çok da savaşlarda kara borsadan para kazanan türedilerin heves ettiği ve kurduğu binalar olarak kullanılıyor mekan olarak romanlarda. Mesela Yakup Kadri'de bunu çok görüyoruz. Halit Ziya'da. Nesli Ahir'de biraz geçecek. Halide Edip'te. Peyami Safa'da bol miktarda göreceğiz. Sermet Muhtar Anus 1930'lara gelindiğinde mesela apartmanın ne kadar yoğunlaştığını söylediği için tam Taksim'in bir apartman mezarlığına döndüğünü söyler. Nasıl apartmanlar bunlar? Yine Palih Rıfkı Atay'ın Roman adlı kitabından öğreniyoruz. 7 katlı insanın yüzüne yumruk gibi vuran apartmanlar diyor. 7 katlı. Dikkatinizi çekerim. Bugün 7 katlı bir apartmanda oturmak büyük bir nimet. Eviniz 7 katlı derken mutlu olursunuz. Böyle bir süreç içinde İstanbul bu hale geldi diye ben güncel bir yorumla da bu tarafa geçeyim hemen. Sonra bu apartman hayatı 1965'e kadar böyle gidiyor. Çünkü apartmanlar bir kişinin malıdır. Bakın bu da çok ilginç bir şey. Ancak 1965'ten sonra kat mülkiyeti geliyor ve herkes belirli bir katını alabiliyor apartmanı. Yoksa bir kişiye ait bütün apartman. Böyle olunca o apartmanı yaptıran kişi apartmana özeniyor ve tasarımı daha mimari bir esere dönüşüyor. Eser olarak ortaya konuyor. Bugün güzel olarak bulduğumuz apartmanlar 65 öncesi apartmanlarıdır. Sanat eseri olarak da üzerine özenilmiş yapılardır. 65'ten sonra üstelik bankalardan kredi de alındığı için artık herkes bir katı olmaya başlıyor ve daha özensiz toplu konutlara gidecek süreç başlıyor. Evet, kaçınılmaz bir şekilde konak yıkılıyor. Çünkü imparatorluk ve saray da yıkılmakta. Konak zaten saraya bağlı bir birim. Sarayın ekonomisi zayıfladıkça konaktaki kişiler, paşalar, devlet adamları da ekonomik olarak fakir düşüyorlar ve giderek konaklar yıkılıyor. İşte Miskinler Tekkesi'nde bir model olarak söyleyeyim. Böyle bir konağın nasıl dağıldığını ve sonunda o kişilerin aile bireylerinin dilenciliğe kadar düştüğü anlatılır. Bir sonraki döneme gelelim, Cumhuriyet dönemine. Unutulmaz roman Ankara'dır burada. Yakup Kadri, o Cumhuriyet'in hem baş figürlerinden biri projenin hem de en sert eleştirmenlerinden biridir. Ankara romanında Selma'ya 3 değişik dönemde 3 değişik ev kurdurur. Bu evlerde Avrupa'yı yaşamın, modern hayatın nasıl olacağı modellenerek, o sofralar kurularak, o mobilyalar seçilerek gösterilir. Yakup Kadri şüphesiz eleştireldir de burada aynı zamanda. Yani bu aşırı modernleşmeden kübiye kadar giden, o kadar hızlı değişiyor ki mimari yapı, ev tipleri, insanların içinde kendilerini yadırgadığı, rahat edemediği, salonlarında oturamadığı, bünyelerine uymayan evlerde sırf modern görünmek için yapıp yaşadıkları mekanlara dönüşüyor bu evler. Halbuki biliyoruz ki bir Türk evinde bir model vardır. Sedat Akkaya'nın tespit ettiği ve Turgut Cansever'in üzerinde çok güzel çalışmalar yaptığı Türk evinde bir sofa esası vardır ve bütün aile bu sofada birleşir ve ortak bir hayat yaşar. Halbuki bu Ankara'da kurulan modern evlerde tamamen bu tipin dışında insanları birbirinden koparan, ortak alanları bozan, üslupları işte bir Çin yapısından bir Norveç dağ evine kadar değişik eklektik üsluplarda insanları yadırgatan mimari modeller deniliyor. Bunların yine yarattığı sıkıntılar işleniyor romanlarda. Ama sonuçta bir ev tipi, sadece modern bir ev tipi bu romanlarda durmadan önümüze çıkıyor ve gösteriliyor. Tabii daha önemlisi bu evin içinde nasıl yaşandığıdır. Modern hayat, işte anne nasıl yaşayacak, kadın nasıl, burada kadın çok önemli bir figür. Aslında bütün batılılaşma meselemizde evin içinde kadının hayatı çok önemli. Kadın nasıl yer alacak bu evin içinde? Ev, kadın beraberliği son derece tabii ki doğrudan bir ilişki.
Bunu her zaman yazarlar çok dikkat değer bir şekilde kullanıyorlar. Mesela Halide Edip'te bunu görüyoruz. Yozlaşmamış, bozulmamış kadınların evlerinin anlatıldığı bir romanda bir bölüm başka bir şey oluyor. Tamamen savrulmuş ve dejenere olmuş kadınların evleri başka bir şey oluyor. Kadın üzerinden gösteriyor Halide Edip bunu. Mesela Sonsuz Panayır ve Hayat Parçaları romanları bu açıdan çok önemlidir. Orada bir bölüm var, apartman sahipleri diye. Bir Hayat Parçaları'nda ise kat 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 diye bir bölüm var. O katların, orada yaşanan hayat, kadın modelleri üzerinden çok dikkate değer gözlemleri vardır. Evet, Aysel işte bu apartmanlardan birinde büyüyor Ankara'da. Adalet Ağlı'nın romanındaki kişi. Ona sunulan modelle yaşıyor. Daha sonra kendisi de böyle bir modern ev kuruyor ve o evin içinde bir odaya çekilmek durumunda kalıyor. O evi yaşamıyor. Mesela o eve misafir girip çıkmıyor. O evde bir aile hayatı dönmüyor. O evde sadece kendi odasında çalışan ve hesaplaşan bir kadın, kendiyle hesaplaşan bir kadın görüyoruz. Bu da aslında bu sürecin insanı mekanı zorlamanın getirdiği bir sonuç. Mekan zorlanacak bir şey değil, mekan bir sonuçtur. Halbuki mekanı bir başlangıç olarak verirseniz ve onun içinde bir şey üretilmesini isterseniz bu suni bir şeye dönüşür. Mekan insanın yarattığı bir şeydir. Size sunulan bir şey değildir. Siz kendi tercihlerinizle mekanlarınızı yaratırsınız. Size bir model sunulduğunda ve bu modele göre bir hayat yaşayın derdiğinizde o evi yadırgar ve onunla bir türlü bütünleşemezsiniz ve kişilik parçalanmaları, kimlik kayıplarına uğrarsınız. İşte modernist dönemin romancılarında Tutunamayanlar'da, Adalet Ağlı'nda, sonra Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları romanında biz bu parçalanmış kimlikleri görüyoruz. Bunlar yalnızlaşmış, odalara, pansiyonlara kaçmış, otellere sığınmış kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, burada toparlayayım zannederim. Zaten süremi de epey geçtim mi bilemiyorum. Sorunuz olursa onunla devam ederim. Teşekkür ederim. Handan İnci hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Anlıyoruz ki toplumumuzda kritik yenilerin öncesini ve sonrasını roman üzerinden kurguyla somutlaştırmak önemli bir faktör. Bu açıdan da el okumaları açısından önemli, faydalı bir konuşmaydı diye düşünüyorum. Efendim, sorularınız varsa alabiliriz. Şu anda çok güzel, potansiyel bir kalabalık görüyorum. Çok sayıda öğrenci var, genç var aramızda. Belki soru sormak istedim. Evet efendim. Evet, şu anda soru yok. Sanıyorum hocalarımızın derslerinden de faydalanan arkadaşlarımız bir onlarla itibatı yeterince tatmin edici oldu. Efendim, sizler birer katkı cümlesini kurmak isterseniz tabii ki her şey var zaten, konuşma şeysi. Handan hocamız bahsedince aklıma gelip ben bahsetmedim. Mürebbiye meselesi, belki bir iki cümleyle de ondan bahsetmek lazım. Yani konak olunca tabii mürebbiyeliğinde 19. yüzyıldan başlayarak, bugün kaydı, mürebbiyeli zemini kaydı ama 19. yüzyılda Felatun Beyler, Akım Efendileri, Josefine'den başlayarak bunun en belirgin örneğini arkadaşlarımız bilir. Mürebbiye romanıdır Hüseyin Rahmi'nin. Bu toplumun genel olarak toplumun özel olarak evin bozulması birazcık da mürebbiyelerle. Bu mürebbiyeler çoğunlukla Halis Yavuşaklıgil'in Mavisi Aşkı Memnun'daki dekortan hariç müstesna. Diğerleri genellikle Avrupa'dan gelen sıra içinde düşük seviyeli kadınlardır. Sorgulanmadan ailelere girmiş, çocuklara Fransızca, yabancı dil ve piyano öğreten ve önce gençleri sonra yaşı ilerlemiş olanları, yaşları demeyeyim, baştan çıkartan tipler olur. Bu da batılılaşmanın getirdiği olumsuz, yani eğitim için gelselerdi iyi müzisyen yapsalardı, yabancı dil öğretselerdi faydalı olacaktır. Böyle istisnalar da var ama çoğunluğu verilen şeyler olumsuz tipler olduğu için
mürebbiye meselesi de mühim bir mesele. Bugün Avrupa, yani tabii 19. yüzyılda Osmanlı'nın çöküşüne rağmen parasal değeri yüksek olduğu için Avrupa'dan gelenler var. Gerçek hayatta da var. Halis'i ya da başka yerlerden, Almanya'dan, Lehistan'dan gelen tipler de var Rusya'dan. Bugün ise bu mürebbiyeler Avrupa'dan değil, Orta Asya'dan daha ucuz olduğu için o taraftan gelenlerle karşılıyoruz. Bu mürebbiye meselesi de mürebbiye. O çok güzel bir uyarı yapar. Aslında birkaç romanı da birden yapar. Ey anne babalar, hep böyle konuşur bilirsiniz romanlarıyla. Lütfen görev vereceğiz, yani işe alacağınız mürebbiyeden önce bir diploma isteyin, bir kağıt isteyin. Eğer gerçekten bir kurumdan mezun olmuşsa, öğretmenlik liyakat varsa sonra işe alın diye. Sonra da tutar, işte bunun olmadığı durumlarda neler başlarına gelecek, onu örnekler. Çok uyanık bir yazardır Ahmet Mithat. Hakikaten o pedagojik performasyonu toplum üzerinde elinden geldiğince yapmaya çalışmış, etkili de olmuş galiba. Yani romancıktan ziyade onun içeriği de çok etkili olmuş. Ahmet Mithat hakikaten ne derler, beygir gücünde hocam. Evet, yazım makinesi Hacı Eyvenimiz 200'den fazla eser yazıyor. Yani eleştirenler çoğunlukla bilgi yığılışı bu ama uyarıları özellikle anne babalara, çocuklara, ailelere, her konuda. Adam muhaşeret yazıyor. Avrupa'ya gidince masada nasıl durulur? Hangi bir toplantıda erkeğin neresinde durur? Kaşık çatal nerede durur? Bıçak nerede durur? Adam muhaşerette başlı başına diyor ki Avrupa'ya gideceklere bir rehber olsun. Yani orada zorluk yaşamasınlar diye yazdığı bir eserdir. Hakikaten mühim Ahmet Mithat. Ahmet Mithat Efendi, Sayın Başkan, müsaadenizle ben Kocaman'ın almış Madrid Festivali artık. Bunu demeyecektim aslında, ben başka bir şey söyleyecektim ama şimdi Ahmet Mithat Efendi batılı adab muaşereti öğrettiği kadar veya oraya gidince yabancılık çekmesin veya yanlış bir şey yapmasın diye insanlara bir şey vermeye çalıştığı kadar içeride olabildiğine Osmanlı'dır. Ercümen Ekrem mesela bir şey anlatır, bir gün babasıyla Recaizade Ekrem'le neredeyse semt komşusu, yalı komşusu oldukları Mithat Efendi'ye, yalı komşusu değil ama semtleri, köyleri yakın daha doğrusu. İşte gittik diyor, delikanlı demiş Ahmet Mithat Efendi, sen beni tanır mısın? Tanıyorum efendim, siz Ahmet Mithat Bey'siniz demiş. Çok fena kızmış, ben bey değilim, Ahmet Mithat Efendi diyeceksin. Bey o günlerde, bugünkü kullanımının aksine biraz işte o köklerinden kopmuş. Yani aslında kendisi yerli de çok. Ben şunun için mikrofonu rica etmiştim. O Ahmet Hoca dedi ya, sonsuz panayla hayat parçalarında bu apartman meselesi çok geçer. Nereden aklıma geldiyse Akile Hanım sokağında da bir şey hatırlıyorum. Oradaki bir karakter diyor ki, bu arada hocanın apartman dediği, yani romanlarımıza geçen apartman, bugün anladığımız manada apartman değil, apartman dairesi elbette. Yani apartmanıma bekliyorum dediğinde daireme bekliyorum diyor. Karakteri yanlış anlaşılmasın. Neyse, Akile Hanım sokağındaki karakter diyor ki ben bu insanları anlamıyorum. Başkasının yemeğinin soğan kokularını mı duyacağız yani diyor. O kadar şey ki, yani o kadar onun için dehşetli bir şey ki. Bir başka komşu daireden yemek kokusu gelmesi. Yani bugün için... Vakaya adiyeden gerçekten. Yani diyor, nasıl oturulur apartman dedikleri yerde? Başkasının kokusunu mu duyacağım? Başkası geçerken sesini mi duyacağım? Onunla beraber mi yaşayacağım yani? İyi ki Fransız balkonlarını görmemiş hocam. Perdelerin kalktığı. Efendim, bu hocalarımızın son sözlerinden de anlıyoruz ki aslında bütün bu üç başlık birbiriyle o kadar ilişkili ki, hani siyaset, Avrupalılaşma ve ev konusu. Hakikaten burada kurulan son cümlelerde bunu ortaya koydu. Efendim, sizleri karşımızda görmekten, bu güzel dinleyici kitlesini karşımızda görmekten son derece mutlu oldum. Hocalarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program gerçekleştirdik. Bu kalabalığın dağılmamasını arzu ediyoruz elbette. Çünkü bu ilk oturumdu roman adına. İkinci oturumumuzda Fatma Kevser Sümer yönetiminde gerçekleşecek. Leyla İpekçi, Yasemin Karahüseyin ve Ali Emre konuşmacı olacaklar efendim. Kendileri birer roman yazarı. Onlar da yazdıkları romanlar üzerinden birer konuşma başlığıyla sizlere hitap edecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.